Bıktırdılar mı seni bir tanem? Bak yavrunun iki tanesi orada, bir tanesi peşinden aşağı kadar geldi. Ay kırpık ağzında ne kocaman. Neyse az önce bu hani komple beyaz olan var ya, kız ona bir çakma çaktı bu. Şu patisiyle şöyle hayvan, artık bezdirdiler şey. Vallahi gup gurugu, bak bak görüyorsun, hemen peşine koşuyorlar. Yatırıp emecekler kadını. Neyse canını alır inan ki, o da artık onlara sinirlendi de bazen dövüyor. Ne yapsın, bıktı artık. Bacım açılışta da gördüğün gibi kıymalı patates yaptım. Onu mu yapayım, bunu mu yapayım? Onu mu yapayım, bunu mu yapayım? Dün marketten bezelye almayı unutmuşum. Normalde böyle hani bezelyeyle havuçlu yapıyoruz ya bu yemeği. Ben öyle onu çok seviyorum. Tencerede ne biçim şey yapmış. Neyse bezelyeyi unuttuğum için bunu böyle sade yaptım. Hem de ben bak bunu bu şekilde bayılıyorum. Bak şöyle. Sadece kıymayla patatesli oluyor ya. Çok seviyorum bunu. Makarnada zaten iki çeşit makarna var. Hepsini yemiyoruz diye bunun ben onu yarım yarım yapıyorum. Bugün de ikisini birleştirdim onun. Valla böyle iki tane ayrı çeşit makarna oldu bir tencerede ama olsun. Bak görüyorum şurada akmış. Çok pasaklı oldun Yıldız. Neyse canlarım, valla yemeklerim bunlar. Bir de şey yaptım şuraya. Marul suyu koydum. Biraz böyle acı gibi geldi yaprakları. Şunu da dolaptan çıkardım. Mancar mı pazı mı? Mancar mı pazı mı? Anlayamadım. Saracak vakit yok. Şu anda saat zaten 6'ya 20 var. Ben bu saatte açtım videoyu, düşün. Gündüzün işlerini biliyorsun işte, videosuydu, eviydi, temizliydi, yemeğiydi, öğlen yemeğiydi, sabah kahvaltısıydı. Bir de çocuklar evde olunca biri kalkıyor, biri kalkıyor. Abdullah öğlen yemeğe geliyor derken ha oldu saat 5. Neyse bak bunu da herhalde dolaba kaldırırım da yarın sararım. Pazı değil mi kız bu? Pazı tabii ya. Kız pazı mı mancar mı seçemedim ya. Halbuki ikisi birbirinden baya bir farklı. Baksana. Pazı bu, pazı. Hadi bakalım. Markete de geldik. Oh, içeri sarım valla iyiymiş. Yok mu kimse? Ha yok, burada sadece ekmek var. Ne alacağım? Ne alacağım? Ne alacağımı unuttum. Bak buraya geldiğimde her bundan alıyorum yani, her zaman diyecektim. Buldukça alıyorum sütlü çikolatasını. Normalde bitter alıyoruz da Rüzgar bitter seviyor. Nevzat bitter sevmediği için kızıyor bazen. O yüzden sütlü alacağım. Şurada ne var? 12,5 liraya gofrik var. Şenver Elvan'ın. Karamiyolar 10 lira. 7,5 lira metro. Çokomik 4 lira. 9,90 çubuk. Şu olala var 10 lira. Şu tarafına bak, şu tarafta da etiketler var. Dur bakalım. Oraya gidelim. 9,75. Biskrem. Bak iyi değil mi? Geçen de büyüğünü herhalde poşetin uygun almıştık. 20 lira ama büyük poşeti. 25 lira şu lokmalıklar. 32,5'tan kek rulo pastalar. 25 lira kekleri. Bu da 25 lira zaten. Böyle fiyatları. Şurada büyük etiket yok. Burası hep normal fiyat. Şu sepeti bırakayım da bak şeyi göstereceğim sana. 32,5 lira şu pirinç bak. Rekolte. Görüyor musun? Yani bayağı iyiye de benziyor. Sanki bir ara yine ben bundan almıştım gibi geldi ama. Bak şurada Besler'in pirinci 39,90. Bak şöyle çok daha incesi. Kırık pirinç var Anadolu Mutfağı'nın 36,90. Yani neredeyse kırık pirinç fiyatına. Aldım bakalım, inşallah iyi çıkar ama dediğim gibi bir ara yine herhalde almıştım ben bundan. Öyle hatırlıyorum çünkü. Aldım alacaklarımı. 200 lira tuttu. Bir poşete 200 lira verdik. Alsın Allah bundan aşağı etmesin. Eve gidiyorum şimdi. Hep böyle yapıyorum ya. Abdullah'tan kalan çayı içeceğim. Onu sıçacağım. Bir yere aslında aklım dedi. Yıldız dedim evden çıkmadan koy da altını kız. Şey yapsın. Sen gelene kadar ısınsın. Olur mu? Bir de buralarda takılırım kalırım, bir şey olur. Boş verdim, sen eve gidince ısıtırsın. 2 dakikada kaynıyor zaten. Şey koydum. Kız bunun dışına da bir şey oldu. Anlamadım ne olduğunu. Cezveye baksana. Neyse sütle su koydum. Kahve içeceğiz Abdullah'la. Salonu değiştirmeye karar verdik. O şeyleri yine böyle koltuğun peteğin önden almıştık ya, koltuğu, L koltuğu. Onu tekrar oraya alacağız. Evi biraz havalandıracağız. Hatta şimdi o dolapları çekmeye başladı da ben de şu taşı verir diye korkuyorum.
Bak duyuyor musun? Hışır hışır ses geliyor. Ay bir an önce kayna hadi. Şöyle iyice karıştırayım. Ya kahve içmiyorum normalde de. Böyle bir şeyler yaparken, böyle evi falan değiştirirken ya da böyle derin temizliğe girerken, çok da derin temizliğe girdik sayılmaz da, böyle canım istiyor bunu ya. Olsun, yapacak küçük arada olur. Şöyle ikisini takıverdim elime de. Bu da bugün garibim bir çalıştı bir çalıştı anlatamam. Abdullah, yaptım kahveleri. Çok kirli mi altı? Dur bakayım. Hep şişe ne yapmış onu temizleyeyim. Ne yapmışım? Şişe ne yapmış? Bayraklar da yere düşmüş. Ay kız baksana. Şuraya bak. Şunların üzerlerine bak. Şimdi sen temizlik yapıyorsun değil mi? Ben o kadar geniş temizliğe girmiyorum. Abdullah her zaman. Acaba bunun arkası nasıl? Acaba bunun arkası nasıl? Örtülere bak Temizlik Rize. dediğin şey dar yapılmaz. Nasıl yapılır? Geniş yapılır. Her gün geniş nasıl yapayım? Her gün nasıl çekeyim onları ben? Niye ben her gün işe gidiyorum ya? Niye ben de her gün video çekiyorum? He? Yemeğinizi yapıyorum, evi toparlıyorum. Onu ne yapacağız? Neyse. Pişman oldum. Abdullah bunun bu baya bacağı şöyle şu bunu yapabilir miyiz ya? Baksana bacım bunun burası şişmiş kız, suntadanmış da. Bak iki tarafı da aynı. Bak şurası da. Yapabilir miyiz onu? Şuraya başka bir şey uydurabilir miyiz ayağına? O iş bende. Yapacağım mı hakikat mi? Aa Yardım tamam bak. olmaz. He? Listeyi aldım size. Ha, tamam. Yok bugün zaten yaptırmam da. Yapmam zaten. İstersen şey zaten başka işler yaptıracağım ben sana. Onu yaptırmayacağım Buraya. Abdullah. O da güya tripottu. Bak nereden Kırdın çıktı. mı değil mi? Kırıldı. Ayağı Kırdın kırıldı. bunu yani. Abdullah ayağı kırıldı da büyüğünü aldık ya. Şey yapma yapma. Yine bir işime yarar. İşte bak şeyciyim, istifçiyim herhalde ben Bunu ne biraz da. yapacaksın çullu? He? Bunu ne Doğru. yapacaksın? Doğru diyor. Hadi şuraya su getir, temizler misin? Daha da kahve içeceğiz. Gel önce kahve içelim bir. Senin gibi bir amirin olmasını çok isterdim bu arada. Nasıl? Senin gibi bir amirin olmasını çok isterdim. Ben zaten senin amirin değil miyim Abdullah? Balıkları da buraya Şey aldık ne da oldu? sularına bak. Şimdi Suları çok kötü oldu. Ha. her gün cumartesi ve öğleden sonra izinliyim ya. Şimdi Ha. mesai kaldım çarpı 2 mi yapıyorsun? Evet. Ne zaman vereceğim parayı? Bakacağız. Ben sen bana parayı ne zaman vereceksin? Ben her gün yapıyorum. Kartım sende ya. Doğru, o da doğru. Hadi gel şu kapıda mı içelim? Yani bir de edibili yapalım. Hadi gel aynen. O sen al onu Ama ben mutfağa. normalde kahve seven insan değilim. Sen iki de bana bu kahveyi niye Of, veriyorsun? Abdullah keyif yapacağız işte şurada bir. Şurayı da Bak. boşalttım. Bütün o hırkaları, süveterleri falan hepsini içeri aldım. İnce Şu hırkalar kadar vardı. ayakkabımız var mı bizim? O kadar ayakkabımız bizim yok. Bak doğru diyor adam. He? Atalım onları oradan. Şimdi Ama atarsak doğru bak garantisi hala şey çıkacak. Tam pisliği ortaya çıksın çıkacak. meydana. Çıksın meydana. Benim oraya boyum mu yetişiyor Abdullah? Tamam bunları alalım buradan da boyatırız da bu yazı boyatmayacağız mı? Boyatacağız, boyatacağız aynı. Kız baksana evin haline. Ben şimdi yapıyorum bak sana. Ne yapıyorsun? Hayır, önce kahve. Bak şimdi. Önce kahve. Abdullah içinde ayakkabılar falan var onun bazısında. Sen oraya işine girme. Şu kahveni alır mısın? Şunu alır Bak. mısın eline? Nankör. Bak bana Zamanla ev. içi nerede bunu? İçi şeyde dolapta. Bak atıyor nasıl atıyor Atıyorum. ya. Sen bırak onu bak. Bırak. Aa, bak. Bak görüyor musun bak. Şu şey atma. O bir tane bir şey çıktıydı içinden. Şu ortadaki var ya. O lazım olacak diyordu sonra onu yaptığında. Bir bak bakayım ne varmış içinde. Sifonu yapıverdiydi ya. Onu da at. At at Var. Onlar lazım olur abla dedi sonra dedi. Düğmesi. Ha o Bu. dursun. Neyse bu dursun. Dursun. Onların için ama ayakkabı olanları tabii ki atmayacaksın Abdullah. Bak bunların hiçbir ayakkabı yok. Emin Var. misin? Emin Bu ağır misin? gelmedi. Bak görüyor musun? Onda var mı? Ne? Onlar Almışık zamanında bunu sana. almadık almadık. Bak bunları var ya dur sana hemen göstereyim bacım. Yeri gelmişken bak. İçi de örümcek olmuştur görme orayı. Bak benim şey bizim gelin şeyde çalışıyordu. Bu Instagram'da satış yapan bir tane ayakkabı firması var. Chanel Sous diye. Bak orada çalışıyordu. Bu ayakkabıları çöpe atmışlar. Bak bu tam benim ayağımın numarası 37. Çullu. Bak dinlesene Abdullah bak. Sadece şurasından sebep bu ayakkabıları çöpe atmışlar bak. Patronu. O da demiş ki ablamın demiş ayağı 37. O demiş giyer. Bak görüyor musun? Ve ben hala o zamandan bu zamana bunun bu topuğunu Kapat. yaptıracağım. Ama güzel değil mi ayakkabılar, botlar? Geliyor ya. İnşallah oh yok önümüzdeki şey kış giyeceğim Abdullah yaptıracağım onun şeysini, Tamam. topuklarını. İkisini de aynı yaptırırım değil mi bak? Bak gördün mü? Bunu söker, ikisini de aynı yapıverir. Onda da vardır herhalde bir şeyler Abdullah. Hii, duvara bak.
Bak Selin Şoz gördün mü? Oradan şey yaptım. Bunlar benim kendi ayakkabılarım. Ama almışım. Abdullah bütün kepazelerimi gördüler. Bunları da Burak'ın düğününde almıştım. Bak bu ayakkabılarım da böyle. Onları mı? Dur bakayım. 37. Ne biçim ayakkabı bu? Hayır güzel. Sen bunları zaten şey demiştin. İş ayakkabısı mı bir şey İş demiştin yapmış herhalde. boşver. Dursun tarlada fındığa gideceğiz. O zaman giyerim. Bölüme fındığa gideceğiz. Onu atma be. Onu Sakın atma, atma. onu atma. Sen de bütün sağlam İşte bu ayakkabıları mı da aşağı. atıyorsun Abdullah? Bu ne bu? Bu yine dursun. Beyaz. Hayır bu da dursun. Bu kaç numaraydı? 39. 39 hani Onu o. ben şeyden satacağım. Dolaptan satacağım. Bunları atma. Ona bak bir de. Onlar da rüzgarın eski ayakkabıları. Onları da satacağım. Eski botları. İkinci elden. Ya da Aa, ihtiyacı bunun olan adı birine ne? verin. O çöp. Çöpe gidecek onlar. Sakıncı burası. Bu ne? Onlar poşet. Arka taraftaki dolaba koyacağım. Arka tarafa bir şey koymuyorum. Poşet lazım. Onu yaptı da öyle Bu deme. ne? Tamam o kutu. O üç tane kutu dursun. Dört tane kutu. Yukarı şöyle bir tozunu alacak mısın? Yukarının şey örümceğini al. Abdullah kahve soğudu o. Çorabını da buraya koymuşsun. Kahveni al. Hadi kahveni al. O benim Geliyorum. bardağım. Tamam al o zaman bu senin olsun. İçtin mi yoksa? İyi hiç fark etmez de. Yeşilsin. Dur ha şey alalım. Dur hediye video alalım. Bütün kutuları attım. Yanmış hatta çalışalım. Niye? Kahve yaptık daha ne yapalım? Hiç yardımcı olmuyor ki. Baba. Niyeymiş? Yeni tıraş olmanın vermiş olduğu bir artistlik sanırım Özgüven bu. var benim. Aynen. Vallahi özgüven var. Benim normalde suratıma benim rüzgar esiyormuş. Hiç demiyorsun bu sıcakta sakal bırakılması hiç demiyorsun. Olsun boş ver. Sadece kartı ver diyorsun bana. Ver kartı. Ne yapalım? Bizim burayı da rüzgar bisikletini koymuş. Araba gitti ya. El arabasını koymuşlar. Şurada bizim güya çiçeklik yapacaktık. O da, onu neye çevirebiliriz? Onu hiçbir şey çeviremez. Niye? Sen onu kesip biçip hallediyordun. Ne oldu? Yapıyordun. İşler yapıyordun Abdullah sen. Bak onu bir şey çevirelim ha. Ayakkabılık yapacaktın bana onu sen. Geçen bir tane takipçim sorduydu. De onun işte arasına koyacak sunta mı ne mi? Bir şey bu yok değil mi? Ya da işten işe atlama. Önce bir evi temizleyelim bakalım. Aynen. Ama bak ne bulduysan attım oraya. Öyle Daha dur olmaz. daha atacaklarım da var. Daha ne atacaksın? Portmanteaumun kapağını açtım. Kafama bir şeyler dökülüyor üstten. O orayı karıştırma. Oraya Orayı çuvalı ka gibisin. yok. Her yere bir şey sokuyorsun. Anlamadım ki Hayır. ben seni ya. Hayır oraya karıştırma sakın. Oraya girersen ta çıkamayız bu evden. Bak salonu değiştireceğiz 3 daha. dakikada çıkarım oradan ben. Hayır. Abdullah. Bana güven. Rahat ol. Arkana yaslan ya. O iş bende. Sen kahveni iç kahveni. Kahveni iç odadolabın iç kapağını falan açma. Kapıya baktınız mı? Şenur baktı. Üstten doğru mu? Ya. Ha, yanına indi yani. İndi indi. Neyse canlar Geldim ya kahve. aşağıdan koştura koştura geldim ki. Orada Aşağıda sıcakta ne yapacaktın? berberin önündeki kenarda köyde oturuyordum. Çayım geliyordu çok. Sıcakta. Kahven geldi şimdi de. Ben kahve sevmiyorum ki. Hadi, şimdi anladın mı hatunun evde ne iş yaptın akşama kadar? Ha? Görüyorum şeyleri alınca neler Of, yaptığını. kepaze etti beni ya. Neyse. Kapatıyorum artık. Şimdi şunları çektik. Arkalarını hallettik. Bunu da aldık bu tarafa. Yani yine bu ortayı açtık. Bak şöyle şuradan doğru göstereyim. Dur. Abdullah'ın işi bitti artık çekme etme işi. Yani şunları falan hep o çekiverdi. Allah razı olsun hiç bana ellettirmedi. Ben de şimdi şey yaptım su yaptım. Ne yapacağım? İşte dediğim gibi ince temizliği yapacağım. Çiçeklerin birazını şu mutfaktan yatak odasını aldım sehpanın üzerine. Şimdilik orada dursunlar. Çünkü mutfakta kendime şöyle örgü için yer açmam lazım. Bunların tozunu alacağım. Şunun tozunu alacağım. Balıkların da artık bak suyunu değiştirmem lazım. Garibanların bak ne hale geldiler. Neyse bir şöyle derleyip toparlayayım. En son hali inşallah güzel olacak. Biraz böyle açtık burayı anladın mı? Şöyle rahat olsun diye, ferah olsun diye. Bir de değişiklik iyi geliyor biliyorsun. Başka değişik bir şey yapamıyoruz. Bir öyle, bir böyle. Elime bak. Görüyor ki gerçi kirli değil. Flaştan öyle görünüyor. Neyse bacılarım ben şu ince temizliği de yapayım. Hayırlısıyla son halini gösterivereceğim. Şu masanın altını hep çektim. Şurada bir tane beyaz örtüm vardı. Örgüleri burada çekiyorum ya. Onu attım hemen makine. O güzelce yıkansın dedim. Bunun altını komple aldım. Bak ben bir de bugün şu para çiçeği diyorlar bunlara. Bak bunların üçü de bir tane saksıdaydı. Büyük saksıdaydı. Bir türlü böyle büyümediler. Şöyle baktım kökleri de güzel. Böyle bunları aldım küçük kutulara. Şu dikenler tacını da tekrar şundan almıştım. Hatta bir parça kayınvalideme verdim. Bir parça kendime böyle diktim. Şu da bak kaynana dili herhalde bak. Şu taraftan göstereyim ne kadar güzel büyüdü. Yılan kaktüsümü de göstereceğim. Çiçeklerimi de bugün ayar verdim. Yani bak ne güzel duruyorlar camımın önünde. Dur kapak resmi alayım. Tamam. Şunlar da zaten orkidelerim burada duruyor hep. Bu aloe veraları aslında var ya çöküp atsam mı diyorum.
Taze soğan gibi aynı. Neyse. Yılbaşı çiçeğim böyle. Bu da bayağı bir canlandı burada güneşi gördükçe. Bunun şu parçası öldü. Bu hala canlı Allah'ıma şükür. Menekşelerimden de sadece bunlar kaldı. Dur kuruşlarım kalmış şurada. Menekşelerimden sadece bunlar kaldı. Şunu da geçen Nevzat devirmiş yanlışlıkla burada. Tekrardan şöyle diktim ama bilmiyorum. Bunlar bayağı bir canlı gibi ama işte bunların dilini bir çözebilirsem inşallah halledeceğim. Buradan birkaç tane çiçek aldım yatak odasına. Onları göstereceğim şimdi sana. Bak bunun niyeti kötü. Bu camdan dışarı çıkacak. Şu kohlera demişlerdi herhalde bunu bak. Şu taraftan şöyle görünüşünü göstereyim dur. Çevirsene saksıyı yıldız. Heh. Bak bu böyle. Bu da burada bayağı bir kendine geldi camın önünde ama herhalde şeysi küçük gelecek saksısı. Bilmiyorum artık. Şu biraz canlanmaya başladı. Bunu da işte o mutfaktaki var ya kaynana dili mi tavşan kulağı mı ne ondan aldım. Bu da şeyden aldım pazardan aldım. Begonyam beyaz olan ama bak güneş nasıl yakıyor. Acaba bununla mı yerini değiştirsem? Neyse dur yağlı begonyaydı herhalde bu. Kız bak görüyor musun benim şeyi? Kalan şoyu nasıl kendine geldi? Bunu buraya savurdum attım dedim ya. Senden bıktım artık. Öleceksen öl yaşayacaksan yaşa diye. Bak o böyle baya kendine geldi. Buraya da şunlar aldım bak. Yılan kaktüsümün güzelliğine bakar mısın? Ne kadar güzel oldu. Bunu da geçen söylemiştim. Hani böyle şuralarına tarçın döktüm. Burasını bıçakla öp dedim ya bak. Yavrularımızı görüyor musun? Begonyayı, çilli begonyayı buraya aldım. Mutfakta hiç böyle kendine gelmediydi. Burada biraz kendine geldi. Bu da bahçeden hani taşın dibinde bulmuştum ya. Bu da herhalde bir begonya ama bilmiyorum bak bu da tam böyle kendine geldi ama yerlerini değiştirdim diye daralırlar mı bilmiyorum. Ama burası da güneş görüyor yani bunlara göre. Şunu da kayınvalidemden aldım. Bu yaprak güzeli herhalde. Yok yaprak güzeli değil. Bu telgraf çiçeği ama bak bunların ikisi farklı bak. Gördün mü? Bak bu da böyle açtı. Bu da çok güzel oldu. Bir de bunu bu tarafa aldım. Bunun ne kaktüs olduğunu bilmiyorum bak. Bunun bayağı şu, kafasından kopanları ben şeye koydum. Salona koydum. Onları da göstereceğim. Bak bu da böyle bayağı bir kendine geldi. Ay inşallah burada hani şey yapmazlar darılıp da böyle ne bileyim küsmezler bana bilmiyorum valla. Şunların ikisine iyi geldi burası ama İnşallah bunlara da iyi gelir bakalım. Ha salonda da vardır onları da göstereyim. Bir tavşan kulağı kaynana dili daha bak. Bunları da böyle yılan kaktüsünden diktim. Bu da o sana az önce gösterdiğim ne kaktüs olduğunu bilmiyorum değil mi? Bak bunları da böyle diktim. Bu parçalar ondan kopanlar. Ortasında bir boşluk var ya. Ondan kopanlar bunlar ama bak bunlar da tuttu. Bak böyle yavru veriyorlar. Şurada var. Bak yine aynı o kaktüsten dolduruyorum her tarafı. Bu bayağı kendine geldi. Bak bu da yine yılan kaktüsü. Valla koptukça böyle kıyamıyorum. Sineği yok bak sineği görüyor musun? Neyse onu da alayım şimdi oradan. Bunlar böyle koptukça kız bacım inerken şey yapamıyorum. Kıyamıyorum da böyle kavanozlara saksılara şey yapıyorum. Ama domatesleri göstereyim sana. Domatesler çöle döndü bak. Olmadı bacım olmadı. Denedim ama olmadı. Olsun ne yapayım ama belki bir dahaki sene daha iyi olur. Bak bak köpek buradan kalkalım. Nereye çıkmışlar görüyor musun? Şu aşağıdaki de deli cesareti var bak görüyor musun? Onda deli cesareti var. Tarafmış kızım şurası. Normal yine deterjanlı çamaşır sulu su yaptım. Abdullah'ın da işi bitmek üzere herhalde. Büyük ihtimal bitirdi. Ben de şimdi yerleri süpürdüm. Silmesini yapacağım. Ondan sonra fazla bir işimiz kalmadı ama çok aşırı acıktık. Gerçekten yemek de hazırlamadık daha çok acıktık. Güzelce şimdi bunu şöyle sıktıracağım. Biraz suyunu fazla doldurmuşum. Şöyle suyunu sıktırayım da. Güzel her tarafı sileyim. Ondan sonra da şeyleri paspaslarını yerleştireceğim.
Çok da sıhhatli sayılmaz suyu ama olsun. Ne yapalım? Ay mis gibi çamaşır suyu deterjan koktu inan ki. Oo şuraya doğru. Zaten dedim ya az önce masanın altına aldıydım diye. Şimdi komple evin her tarafında böyle güzel bir de sıcak su yaptım ben bunu. Kaynar su yaptım. Her yeri şöyle bir sileyim. Oh pırıl pırıl olsun. Abdullah içeri gelene kadar da her yer kurur. Oh paspaslarını severim. Sonra da inşallah güzel bir yemek yeriz. Şimdi bacılarım, balıkların suyunu değiştirdim. Bunların tozunu aldım. Buraları düzelttim. Perdeyi de şöyle kavurdum. Bunlar da tamam. Her yer silindi. Tozlar alındı. Bunları da buraya koydum ama şunu bu sefer buraya aldım. Bu kirpiyi. Kirpi gibi yapmıştım ya geçen. Bunu buraya aldım girişe. Bunu da buraya aldım. Yemeği yedik. Mutfağı da toparladım. Çayı da demledim. Tam çay içmeye girişecektik. Teyzem şey yaptı. Daha doğrusu şeyi aramış. Görümcem aramış. Çaya gelin isterseniz balkonu içelim diye. Şimdi oraya gideceğim. Ama her tarafı toparladım. Öyle gideceğim. Dur. Sen şurada dur bakayım. Apo da şurada yatıyordu. Abdullah. Onu da kaldırdım. Dedim ki ben de bir video çekeceğim. Son halini göstereceğim salonun dedim. Vallahi camı şöyle açtık. Hava mava girmiyor içeriye. Böyleyken de girmeye gel. Şuna bak. Dışarısı da açık. Burası da açık. Yok gene de esmiyor yani. Olsun. Ama her tarafı hakladık. Geniş bir temizliğe girmem lazım. Şimdilik bu kadarını yaptık. Ama bir yaz temizliğini istiyor yani evim. Ben yok birazdan veda edeceğim. Dur bir yüzde gelelim seninle. Olsun bir şey olmaz. Ziron. Şöyle göstereyim. Bak. Yoğurt yemeyecekmiş. Rüzgar yoğurt yiyeceksin. Bir tane yedim anneciğim. Bak, tamam yine yiyeceksin. Hadi ye. Biraz zorla kendini Rüzgar. Teyzemin evini göstereceğim size şimdi birazdan. Çok zorladım. Hayır oradan değil. Oradan değil. Ne yapıyorsun? Kendimi çok zorladım. Hayır Rüzgar. Hadi geç yürü. Hadi. Rüzgar. Bak teyzelerin kızacak sana ama. Teyzelerin kızacak sana ama. Ya ye ye. Evi yukarı kaldırdım. Kendimi çok zorladım. Neyse bir şey değil mi? Birazdan anlaşacağız seninle. Çayımız da böyle. Bak küçük. Bu ne diye geçiyor bunun adı? Çay ocağı. Bak şöyle. Teyze. Neyse tamam. Videoyu çekiyor. Teyzem biri kızıştırmış ya. Onu söylüyor. Çay içiyoruz. Şekerimiz. Beni kızıştırmadılar. Bak yani. O onunla kızıştı. He, boşta tamam. Kim kızışmış ve kızışmış. Yok burasını silmeyeceğim. Boşver kaldırmayacağım burayı. Şey baksana. Çekti mi? Ama oldu ya. Kız kim duyacak be? Kim gibi kız? Ha. İsim yok, isim yok. Hayır, isim yok. Yok, sen şimdi isim. İsim yok. İsim yok isim. Neyse, şöyle bak bu çok hoşuma gitti. Teyze bunlar ne aldın kız? Ahmet'ten. Abi şimdi ben de sordum. Kaç paraymış? Aldın diye. Ahmet'ten diyor. 165. 100. 165. 165. Fırçalıydı bak. Ben 100 liralık hadi şey alayım. Bak ah ah ah. Neyse bak vallahi aldım, çok güzel. Hoşuma gitti. Bak çay da soğutmuyor. Neyse çay içiyoruz. Daha hala evi gösterip bak. I'm waiting. Altına şey koyduk. Mum koyduk. Jeli bitmiş de. He anneciğim. I'm waiting. Telefonu mu istiyorsun? Bekliyorum. İyi tamam. Telefonu bekliyormuş. Birazdan evin için çekeceğim. Burası böyle şeydi hani açıyordu falan diye bir ara çekmiştim ya. Açılmış ev oraları göstereceğim size. Tamam evladım. Al. Bak. Bak görüyor musun? Şimdi teyzemin evi normalde. Burada normal bir kapı vardı. Burayı açtırmış. Bak böyle kemer yaptırmış. Burası da iki taraflıydı yani. İki taraflı evdi. Burada da böyle bir oda, iki oda vardı yan yana. Burada da iki oda vardı. Bak burayı da açtırmış. Kapıdan da böyle giriş buraya doğru. Bak. Camdan giriyor böyle. Aynen. Burayı da böyle açtırmış. Az önce oturduğumuz yer şurası zaten. Vallahi güzel olmuş. He anneciğim. Ha, son yapıldığı zaman gelmedik zaten. Bayağı uzun zaman olduydu yani. Tabi biraz ev dağıldığı için her tarafını gösteremiyorum. Çocuklar falan dağıttı biraz. Ama bak gerçekten güzel olmuş. Yani ev büyüdü, büyümüş anladın mı? Mesela burası vardı. Burası vardı. Mutfağı vardı. Tuvalet banyosu buradaydı. Evet, şimdi böyle iki oda buradan kapı açılmış. Şurada da kapı açık. Ha anneciğim. Kapı yoktu da. Ha kemer vardı. Ha aynen burada da kemer vardı şöyle sadece. Güzel olmuş güzel. Etrafı kapalıydı. Hı, aynen. Sen terledin mi bakayım? Hı hı. Oo, üstünde yaşam tişörtten atlet getirdiydim sana. Vallahi güle güle otursun.